Bayram. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk beyim. Askerliği bitirdin ha? Hadi hayırlı olsun. He vallahi hayırlı oldu. Elinizi öpüp hayır duanızı almaya geldim. Hoş geldin Bayram. Hoş bulduk hanımım. Ben sizi işinizden alıkoymayayım, daha sonra uğrarım. Ne alıkoyması be oğlum? İki çift laf etmeden nereye gidiyorsun? Hadi içeri. Buyur oğlum. Fatma, biz daha önce tanışmadık. Ben Elif, Necip Bey'in kızı. Bir ihtiyacın olursa çekinmeden bana gel. Zavallı kız. Başına gelenler ne acı. Öyle yengeciğim. Şimdi ne yapmak istersin? Kamran amcam gelene kadar sana etrafı gezdireyim mi? İster misin? Olur. Hadi gel. Gürültü istemiyorum, anladınız mı? He? Anladınız mı dedem? Fatma. Ne oldu kızım? Sırrı ayarlayabildin mi Ömer'e bir şeyler? Bakıyorlar hala. Sen Şerife'nin dediklerini içerlediysen kusura bakma. O böyle ne dediğini bilmez, dersiz dersiz konuşur zaman zaman. Yok amca, olur mu öyle şey? Hayırlı sabahlar İstem. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar Fatma. Nasılsın? Ne yaptın lan kalasları? Ayarladın mı? Şey ayarladım, getirdim İstem mi? Traktörün arkasında. Hadi o zaman traktörü arkaya çekelim. La yürü. Sen nereden tanıyorsun Kara Bayram'ı? Ben askerliği onların kasabada yaptım da. İşte yangın. Yangında tanıdık birbirimizi. Ben... Ne oluyor burada? Ne toplaştınız? Ne işin var lan senin burada? Baba, Fatma ile Bayram birbirlerini evvelden tanıyorlarmış. Ben askerdeyken bir... Fatma, sizin neyiniz oluyor ki? Sana ne? Neyimiz oluyorsa oluyor. Siz yine de. İçeri. İçeri. Niye geldin lan konağa? Bey'i görmeye. Gördün? Ha, gördüm. Hadi git işine. Daha fazla dolanma buralarda. Lan Bayram. Hayırdır İstem Bey? Bir şey mi oldu? Yok bir şey. Niye gelmiş Bayram? La oğlum bir şey de öğrenmeyi ver acele ya. Fatma. Buyur amca. Bu Kara Bayram'la tanışıklığınız nereden geliyor? İşin aslını bir de senden öğrenelim. Ne yapıyorsun Bayram ya? İşim var. İn aşağı hadi. Yürü El Hacer, yürü ya. Ne oldu Bayram efendi? Sabah yüzümüze bakmıyordun. Binmeyeceğim diyordun ya. Ya şimdi bindim işte. Yürü hadi yürü. Allah'ın işine bak ya. Biraz canın dölünü her yerde çıkarıyor karşıma. Fatma. Amca.
Bize demediğiniz başka bir şey yok değil mi kızım? Yok. Ömer. Buyur amca. Başka bir şey yok değil mi oğlum? Vallahi yok amca. Daha ne olsun ki? İyi. Bundan böyle o kara bayram itiyle tek kelime konuşmayacaksınız. Tamam. Vazifesini yapmış, canınızı kurtarmış. Allah razı olsun. Ama bir daha ne görüşeceksiniz de konuşacaksınız onunla. Kırazcan'ın kendinin de tohumlarının da bu evde lafı geçmez. İyice bellediniz mi? Söz verin bakayım bana. Söz amca. He. Hacı Ali, hani şu konaktaki kızla çocuk var ya. Ömer'le Fatma'yı mı diyorsun sen? He, onları diyorum. Ne işleri varmış ki konakta? Ne işleri olacak lan? Anaları babaları ölünce amcalarını yanına sürdü işte garipler. Ya o oğlan böyle uyuz hasta gibi böyle sinsi sessiz garip bir şey. Ama o ablası, o ablası var ya, bayan gördün işte. Allah'ım afeti dilber valla. Dünya güzeli. Ceylan gözlü. Böyle inci gibi dişleri. Dur lan. Dur. Dur. Yürü git işin hadi. Ben kendim giderim yürüyerek. Yürü. Dur git dur git. Babasının hırsızı şoförü var sanki. Şeytan diyor tut boynunu kırıver oracıkta. Ya Ömer bu senin üstündekiler olmadı ya. Hadi kalkın gidelim sizin üstünüze bir öteberi alalım. Böyle olmaz. Yok amca bizim için boşa masraf etmeyin. Yeterince yük olduk zaten eksik olma. Hiç olur mu kızım? Ben kendime yeğenlerini tek kat elbiseyle ortalıkta dolaştırıyor dedirtir miyim hiç? E baba ben veririm kıyafetlerimden bir iki tane. Artık hiç giymediklerim var. Ha, ben Şerife'nin eskilerini giyerim amca. O zaman biz de Ömer'le gideriz erkek erkeğe değil mi oğlum? Şöyle güzel fiyakalı iki gömlek alırız, pantol alırız. Yok amca gerek yok. Sen karışma bakayım bizim işimize. Hadi Ömer kalk. Ha, odayı da bir güzel hazırlattım, temizlettim sizin için. Akşama geçer yerleşirsiniz. Hadi oğlum Ömer gel. Fatma otur kızım. Bak yavrum. Amcana demek isteyip de diyemediğin bir şey varsa bana de. Nasıl yenge? Yani işte aranızda bayramla bir şey varsa. Aşk olsun yenge. Benim anam babam olmuş. Kimsesiz kalmışım ortada. Kimseyle iyileşecek halim yok benim. Müsaade edersen ben biraz hava alacağım. Şuraya yazıyor. Bu bayram meselesinin altında bir iş yoksa ben de Remziye değilim. Ama bu iyi oldu. Hem de çok iyi oldu. İnmişsin aşkım. Artık çıkabiliriz. Sıra araba hazırlıyor. Elif kızım. Efendim Hikmet anne. Ben bir şey düşündüm. Eğer sen de münasip görürsen Fatma'ya oyalanması için bir iş verelim diyorum. Olur. Olur çok iyi olur. Tabii canım. İnsan çalışarak bütün dertlerini unutabilir. İyi düşünmüşsün Hikmet. Ne oldu kız? Neyin hırsı bu? Sandalyeyi kıracaksın. O bizim zavallı Fatma'mız var ya. O ne anasının gözüymüş de biz de anlamamışız. Kaşlı göz arasında Hikmet cadısını almış arkasını. Nasıl? Ne diyorsun kız sen? Hikmet cadısı da tutmuş bunu kolundan. Elif'le Kamuran Bey'e soruyor. Fatma'ya uygun ne iş verebiliriz diye. Fatma da böyle pek bir süklüm püklüm. Keyfi yerinde maşallah. Tabii bir ilgi bir alaka. Bak sen şu... Sana söylüyorum. Bu kız bizim külahımızı ters giydirir. Deme bir deme. Bak abla. Amcam onları da sana aldı.
düşünüyorsun değil mi? Anamla babamı. Ben onları çok özledim abla. Ben de özledim. Bak Ömer, beni iyi dinle. Sağ olsun amcam. Beni olduğu gibi seviyor. Remziye yenge de bize kapılarını açtılar, sahip çıktılar. Hatta okullar açılınca kaydını yaptırırız dedi bana. Bizim için çok şey yaptılar. Biz de daha fazla onları kendi kederimizle üzmeyelim. Ne yani? Anamla babamı unutacak mıyız? O nasıl laf Ömer? Hiç olur mu öyle şey? Biz yaşadığımız sürece onlar da bizimle beraber yaşayacaklar. Kalbimizde olacaklar. Ama daha fazla onları kendi yasamızla üzmeyelim. Bu yeni hayatımıza tutunalım, sahip çıkalım. Onlara daha fazla yük olmayalım. Bana böyle şeyler malum olur zaten. Görür görmez başımıza iş açacak bu kız dedim. Bir de kara bayram çıktı başımıza. Vay 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 vay. Bak sen şu Fatma Hanım'ın yaptıklarına. Yani Remziye, sen de bu meseleyi amma büyüttün ha. Bana bak Hüsnü Efendi. O kıza bakışı bakış değil kara bayramın. Demedi deme. Ne demeye getiriyorsun yani? Ben bir şey demeye getirmiyorum. Dost doğru söylüyorum. Kızda gözü var o itin. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Lan. Adamı katil edersin sen lan. Akşam akşam adamın ağzını tadını bozma. Canım niye hiddetleniyorsun ki? Ben kötü bir şey demiyorum. Ne diyorsun o zaman? Sonradan başımız ağrımasın diyor. Nasıl başımız ağrıyor? Niye başımız ağrıyacak ki? Anlamıyorum ki seni. Bak Hüsnü Efendi dinle. Dinle bak ben ne düşündüm. Düşünmüşmüş. Yine ne düşündün Allah'ını seversen? Hüsnü bu kız güzel. Gelinlik çağda. Bugün kara bayram çıktı. Yarın öbür gün geldiği yerden bir de belalısı gelir. Ya boş bırakılır mı böyleleri? Sen lafı eveleyip geveleme de ne düşünüyorsun onu bana dost doğru söyle bakayım. Ben dost doğru diyorum zaten. Bazı şeyler olmadan önlem almak lazım. Sonra bak dizini döversin. Vallahi annem çok doğru söylüyor baba. Ne yapalım o zaman? He? Kızın elini kolunu bağlayıp odaya mı kapatalım? He, sokağa mı atalım yani? Ben sokağa atalım demiyorum ki. Ne diyorum o zaman? Neticede Fatma da senin kızın sayılır. He? Bak, onun için de en münasibi onu helal süt emmiş biriyle evlendirmek. Kız da evini bilir, yuvasını bilir. Ha? Bizim için de en iyisi senin de tanıdığın, bildiğin, sözünü dinleyen biriyle onu evire vermek. Ya nereden çıkardın şimdi bunu ya? Ha? Gelin bakalım, gelin, gelin. Gelin, ooo şöyle bir geçin bak. Oh, oh, pek güzel olmuş üstünüzdekiler. Ne güzel yakışmışlar ya. Çok yakışmış maşallah. Yakışmışlar değil mi? Amca hiç gerek yoktu, masraf etmişsin. Ben Şerife'nin eskilerini giyerdim zaten. Hiç olur mu kızım? Bizim de bir şanımız, şöhretimiz, itibarımız var buralarda değil mi? Yani acı nedir ki canım? 3-5 kuruşluk şey, sen üzme canını yer. Kaç aydır bana da bir şeyler bakalım deyip duruyordum. Keşke itibarını kendi kızın için de düşünseydim baba. Şerife. Efendim baba. Nereye? Nesrin Hanım ilaçlarını vermeye. Aa. Kızım. Akşama daha çok var yavrum. Sabahın köründe niye giriştin temizliğe? Erkenden bitireyim dedim ona. Sonra hikayem bir pabuca girmesin. Ah benim ceylan gözlü güzel kızım. Hamarat kızım. Sen bu kadar çok mu sevdalısın bu bayrama? Hadi. Hadi sen işine bak. Aldırma anana. Hayırlısıyla telli duvaklı gelin olacağın günü görmem yaklaştı ya. Ben de ne diyeceğimi bilemez oldum. E hadi. Ben artık gideyim. Bu ne acele haceli? İş beklemez yenge. Hem adam olan adam işine sahip çıkar öyle değil mi? Öyle öyle. O zaman Fatma'yı da götür giderken. Vallahi götürürüm yenge. Götürürüm götürmesine de çok af buyurun
Nereye götüreceğiz? E Fatma artık tarlada çalışmaya başlayacak. Tarlada mı çalışacak? Hadi o zaman. Kızımızı da müsait bir tarlaya götürüver. Bir zahmet. Ya ne zahmeti üstlen mi? Emrin olur. Acele. Anan evde mi bugün? Hayırdır yenge? Hayır hayır. Ben ona bugün bir uğrayıvereceğim. Ha öyle. Uğra uğra. Anam da Zahide de evde bugün. Kız anne sen bu aceleyi aklına koydun da babam daha edemedi ki bu işi. Ben aceleyi hazır edeyim babanı razı etmesi kolay. Hadi bakalım acele. Yeğenimiz sana emanet. Ne demek isteyen mi? Emanetin başımızın üstündedir. Şey böyle buyurun. Ya yani yardım edeyim. Hüsnü Kahya. Buyur Hikmet Hanım. Fatma nereye gidiyor? Tarlaya. Sen akıl vermişsin ya işte çalışsın diye. Ya kızın başına gelen onca şeyden sonra. Daha dün geldi bugün tarlaya mı yolluyorsunuz Hikmet anne? Ya burada konakta çalışsaydı ya. Fatma. Bayram. Nereye böyle Fatma? Tarlaya. Tarlaya mı? Sen ne yapıyorsun Bayram ya? Lan oğlum tarlaya gitmiyorsun mu? Tarlaya gidiyorum. Tamam ben de tarlaya gidiyorum yürü. Madem tarlaya gidiyorsun. Yukarı Konak yolunda ne işin vardı? Ha? Ya Konak'ta birini görecektim sonra vazgeçtim. Hadi bas gaz aceli. Yürü. Ulan önüne bak önüne çukura gireceksin şimdi. Daha ilk günden tarlaya mı gönderdi emmin seni? Ben istedim. Artık burada mı kalacaksın? Biraz daha iyi misin peki? Ne oldu lan deli? İn traktörde Karabayram. Çabuk in hadi. Ya Celi tarlaya gitmiyorsun mu? Ya ben anlamam. İn hadi çabuk. Utanmıyor mu bekar kızı? Ya... Tövbe tövbe. Ya Celi. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Kızın yanında doğru konuş. Ne yapmışım ben utanacak? Ya Zahide duysa ne diyecek? Hiç düşündün mü he? Ya duyarsa duysun ne olacak? Ne alakası var Zahide ile? Sana in diyorum. İn, in, in. Hem bak Hüsnü Kaya görürse hiç hoş karşımaz. Çabuk in. Hem öyle arkada genç kızla baş başa falan. Lafını bil de konuş. O ne demek lan? Bayram. İnsan iyi olacak. Amcam görmesin. Bayram. Yürü git işine lan. Sen Kara Bayram'ı tanıyor musun? Gitsek artık. Poyrazları gördü geçti biraz. Bu feleğin bize
Felek beni taşa çaldı neyleyim? Bu feleğin bize imiş garazı. Felek bizi taşa çaldı. Nereden çıktı yine bu bayak? Hayma! Kızım, iller nasıl güzel? Onlar gibi hızlı vur kızım. Tamam usta ya. Öğren de işte sen şey yap usta ya, kendi işine bak. Elleşme gayet. Hem işimi öğret diyorsun hem de zıt zıt konuşuyorsun. Senin işin yok mu acele? Yok. Benim işimde gözümde sizsiniz usta. Sen bana bir diyeceğim var yoksa? Hayır. Bu köylere fazla iz verdim böyle. Efendim. Acele! Geldin sen mi? Hoş geldin. Sağ ol. Sağ ol hocam. Şöyle toprağımızı bir dolaşalım da köyün Necip Bey'den başka bir beyleri daha olduğunu hatırlasın dedik. İlla ki Kamran Bey'im illa ki. Nasılsınız? Sağ ol, sağ ol. İyi misiniz? Sağ olun, sağ olun. Kolay gelsin, hadi. Sağ ol. Kolay gelsin. Nasılsın teyzem? Allah razı olsun, iyiyim. Siz nasılsınız? Sağ ol, sağ ol. Ben de iyiyim. Keyfin yerinde mi? Allah razı olsun, iyiyiz. Güzel, güzel. Suyunu, azığını tam veriyorlar mı? Veriyorlar ağam. İyi, hadi bakalım, kolay gelsin. Allah razı olsun, sağ ol. Kahya. Şu senin yeğenin Fatma değil mi? He odur Kamran Bey'im. Tarlada çalışacağım diye tutturdu. Bir türlü laf dinletemedik de. Fatma. Bey. Nasılsın? Sağ olun beyim. Toprak işi zordur. İstersen amcana söyleyeyim. Konakta rahat bir iş ayarlasın sana. Bir şikayetim yok beyim. İyi. Sen bilirsin o zaman. Ya, yazık değil mi? Doğrudur vallahi Kamran Bey'im ama işte dedim ya laf dinletemedik bir türlü. Sağ ol Acil.
Bayram. Çağırdım geldim işte. Ne diyeceksen de gideyim. Öylece bakmak için mi çağırdın beni buraya? Yüzünü iyice ezberlemiştim, eksik var mı diye bak. Bunun için mi çağırdın yani? Yok. Seni görmek istedim. Başımıza gelenleri en iyi sen biliyorsun. Benim böyle şeylerle uğraşacak halim yok. Fatma. Ben tezkeremi alıp sana gelmiştim. Hastaneye. Ama geldiğimde siz çoktan gitmiştiniz. Ben sana bir şey diyecektim. Ben diyecektim ki... Ben sana benle gel diyecektim. Madem bu dünyada kiminiz kimseniz kalmadı... Ben sana da... Kardeşine de gözüm gibi bakarım diyecektim. Sen neler diyorsun? O günden beri bunu düşünüyorum Fatma. Eğer o gün sana gel desem benle gelir miydin? Fatma. Cevap ver ne olur. O gün sana benle gel desem gelir miydin? Seveceğini bileydik. Daha önceden gönderdik seni. Değil mi anne? Aferin Fatma. Bak insan çalışınca lokması bile bir başka geçiyor kursağından. Aferin kızım. Haceli sana yardımcı olmuştur inşallah. Sağ olsun. Çok yardımcı oldu. Olmuştur, olmuştur. Bir tanedir Haceli'miz. Saygılıdır, dürüsttür, namusludur, çalışkandır. Amca, müsaade edersen ben çıkıp dinleneyim biraz. Bugün çok yoruldum da. Tamam kızım, nasıl istersen git yat hadi. İyi akşamlar. Sen nereye oğlum? Sen otur yemeğini bitir. Sen yiyeceksin ki güçleneceksin yavrum. Bak her yön taş çakıl olmuş. Gel de temizle şimdi. Ne olmuş burada ya? Ne olacak? Koyun veletleri iş olsun diye taş yığmışlar buraya. Allah Allah. Allah Allah. Niye ki? Ne bileyim. Akılları sıra oyun ediyorlar. Ya da siz temizleyin bakayım. Benim az bir işim var Fatma. Sana gelip seni yoklarım. Hadi kolay gelsin. Thank you.
yine sabah sabah. Hem o taşlar ne öyle? Yazık değil mi orada çalışanlara? Erken geldim bayağı ama çok uğraştırdı. Neden yaptın? Hala cevap vermedin. Neye cevap vermedim? Ya, o gün sana gel desem benimle gelir miydin gelmez miydin? Ha, bunun için mi yaptın yani? Ya Fatma. Ne var? Vereceğin cevap benim için çok önemli. Gelir miydin gelmez miydin? Gelmezdim. Fatma. Gene ne var? Derdin ne senin? Hani düne kadar derdim ne ben de bilmiyordum. Ama doktor Mehmet söyledi. Ne dedi? Dedi ki benim derdim şeymiş. Şey. Ney? Doktor Mehmet dedi ki ben sana aşık olmuşum. Şimdi gel desem benimle gelir misin?